Arkadaşlar merhabalar. C ile programlamaya giriş eğitim videolarımızın ikinci dersini gerçekleştireceğiz. Ben Murat Yüceda. Tarihler 8 Şubat 2017. Saatimiz 10 olmak üzere. Ne yapacağız bugün? Bugün değişken kavramına giriş yapacağız. Geçen derste printf ile yazdırma komutlarını anlattık. Şimdi bu derste de değişken nedir? Değişken türleri nelerdir? Nerelerde kullanılır vesaire bunlara değineceğim. Şimdi ilk önce değişkenle ilgili teorik bir tanım yapılmaz yaparsak değişken programda kullanacağımız verileri bellekte tutmamız için gereken komutlar şeklinde temel bir tanım yapabiliriz. Şimdi bunun içini biraz dolduralım. Mesela elinizde bir tane kağıt var, tamam mı? Bir not kağıdı. Bunu mantar pano tahtasına tutturmanız gerekiyor. Şimdi mantar pano tahtasına tutturmak için kullanabileceğiniz yöntemler şunlar. Mesela birinci yöntem ve geçerli yöntem mantar pano iğnesi. Şimdi bu birinci yöntem. Sonra ikinci yöntem raptiye. Üçüncü yöntem ne olabilir mesela? Akışkan bir yapıştırıcı uhu. Dördüncü yöntem katı bir yapıştırıcı pirit. Beşinci yöntem sıkıştırma olabilir. Sıkıştırmadan kastım da işte not kağıdı mantar panonun çerçevesiyle mantar pano arasına sıkıştırılarak ne yapılabilir? Tutturulabilir. Şimdi bu 5 yöntem de doğru. Bunların 5'ini de ayrı ayrı kullandığınız zaman bir şekilde not kağıdınızı panoya sabitlersiniz. Ama sizin yapmanız gereken şey en doğru şekilde kullanmak. Yani burada mantar pano tahtasını kullanırken en yaygın kullanım şekli nedir? Hani kimse gidip uhu ile yapıştırmaz veya piritle yapıştırmaz. Onun yerine ne tercih edilir? Mantar pano iğnesi tercih edilir. Mantar panoyu bizim belleğimiz olarak düşünün, tamam mı? Not kağıdında verilerimiz olarak düşünün. Buradaki değerler de bizim değişkenlerimiz. Amacımız ne? O verileri en doğru değişkenlerle belleğe yazdırmak. Mesela bir not kağıdı mantar pano tahtasına mantar pano iğnesiyle tutturulur ama bir tane ne düşünün mesela magnet düşünün. Buzdolabı üstüne yapıştırılan magnetler var ya. Mesela buzdolabının üstüne bir not asmak istiyorsunuz. Bu kez mantar pano iğnesi işe yaramayacak veya raptiye işe yaramayacak. Uhu ve pirit bir ihtimal işe yarayabilir. Ama bu kez ne kullanacağız? Mesela arkasında mıknatıs olan bir magnet kullanmamız gerekecek. Hani önce kağıdı koyarız, üstüne magneti koyduğumuz zaman buzdolabının üstüne tutturmuş oluruz. Bu kez ne yaptık? Başka bir şekilde başka bir yere tutturduk kağıdı. Şimdi zaten algoritma derslerinde hatırlarsınız. Algoritma derslerinde ben ne demiştim? Algoritma derslerinde algoritma doğru şey doğru zamanda doğru yerde kullanmaktı. Doğru şey doğru zaman doğru yer. Bu üçü birleştiği zaman zaten ortaya doğru bir sonuç çıkacaktır. Şimdi ondan sonra başka ne diyecektim? Gelelim değişken türlerine. Şimdi bunlar günlük hayattan örneklerdi. Hani günlük hayattan örnekler vererek aklınızda kalmasını hedefliyorum. Çünkü hep böyle işin yazılım jargonuyla konuşacak olursak, yani yazılım terimleriyle konuşacak olursak biraz böyle şey kalabilir, havada kalabilir bir şeyler. Havada kalsın istemiyorum. Hani değişken diye bir şey duydunuz. Değişken nedir diye size sorulduğu zaman cevap verebilmezsiniz ya da aklınızda somut bir şeyler oluşabilmeli. Şimdi programlama dilindeki bazı değişkenler string, integer, işte double, float, char, ondan sonra long, short vesaire bu şekilde ne yapıyor? Gidiyor. Şimdi biz bunlardan ilk olarak string değişkenlerle başlayacağız ama şöyle bir durum var. String değişkenler hakkında önce bir bilgi vereyim, ondan sonra o durumu açıklayayım. String değişkenler arkadaşlar harf dizileri ve metinler için kullanılan değişken türüdür. Üzerinde herhangi bir aritmetik işlem yapılmayacak olan alfanümerik veriler için kullanılan değişkenlerdir string değişkenler. Mesela integer, int dediğimiz integer'ın kısaltılmışı tam sayılar için kullanılan değişkenlerdir. Bunları not alabilirsiniz ama ilerleyen derslerde bunların hepsiyle ilgili birer tane ayrı ayrı dersler yapacağım. Mesela double ondalıklı değişkenler içindir. Float da ondalıklı değişkenler içindir. Double ile float arasında aralık farkı vardır. İşte biri bir diğerine göre daha geniş bir aralıkta veri tutuyor. İşte char tek karakter değişkenler için kullanılır.
Long en büyük tam sayı değerler için kullanılır vesaire. İşte short küçük tam sayı değerler için kullanılır şeklinde ne yapılıyor? Değişkenler bu şekilde kendi aralarında belli aralıklara ayrılıyor. Şimdi C dilinde bugün string değişkenlerle başlayacağız. Aslında tam olarak string değişkenler değil de, yani metinlerden ve harf dizinlerinden bahsedeceğim size. C dilinde string asıl değişkenlerden biri olmadığından dolayı veriler karakterlere ayrılarak bellekte saklanıyor. Nasıl? Bakın şöyle gelin göstereyim. Hemen bir tane Excel açıyorum. Şimdi bir tane Excel dosyası açtım. Mesela şehir isminde, hatta şöyle şehir olsun. Şehir isminde bir tane benim neyim var? Değişkenim var. Tamam mı? Değişkenimin ismi şehir olsun. Ve bu şehrin karşısına bir tane veri atacağım işte. Ne olsun? Pardon. Şimdi Bursa olsun. Ben bu Bursa'yı şehir değişkenime atadığım zaman program bunu bellekte bu şekilde tutmuyor. Nasıl tutuyor biliyor musunuz? Bakın böyle tutuyor. Göstereyim size. Pardon. Yanlış bir tuşa bastım. Bunu formül olarak algılıyor. Tamam o zaman. Direkt eşittir koyalım. Eşittir. Hani ok yapacaktım da formül olarak algıladı. B, U, R, S ve A. Bellekte program bunu bu şekilde algılıyor. C dili için geçerli bu. Ne yapıyor biliyor musunuz? Karakterlerini ayırıyor. B'yi bir karakter, U'yu bir karakter, R'yi bir karakter, S'yi bir karakter ve A'yı da bir karakter olarak algılıyor program bunu. Veya aynı şekilde bir başka mesela isim diyelim. İsim eşittir. Örneğin isim ne olsun işte? İsim Ali olsun, tamam mı? Ali eşittir dediğim zaman program bunu bu şekilde algılıyor. A, L ve I şeklinde algılıyor program bunu. Hani Ali'yi bir bütün olarak almıyor. C dili bir string ifadenin bütün öğelerini bir bütün olarak işlemiyor. Onun yerine parçalara ayırıyor. Ve bu noktada parçalara ayırma konusunda benim imdadıma char değişkeni yetişiyor. Mesela başka dillerde işte C Sharp'ta ondan sonra Java'da bunu stringleri bir bütün olarak ele alıyor. Ama C dilinde bu şekilde olmuyor. C dilinde char değişkeniyle ne yapıyor? İşlemleri gerçekleştiriyoruz. Ondan sonra indeks diye bir kavramımız var. İndeks. Verinin bellekteki konumunu gösteriyor. Ve bilgisayarda sayma işlemleri sıfırdan başlar. Unutmayın, bilgisayarlarda sayma işlemleri birden başlamıyor. Sıfırdan başlıyor. Mesela burada ne oluyor biliyor musunuz? Bu mesela benim sıfırıncı elemanım oluyor. Burası birinci elemanım. Burası iki, burası üç, burası dört. Burası işte eninci eleman şeklinde ne yapıyor? Devam ediyor. Burası benim. Bakayım doldurabileceğim mi içini. Burası benim indeksim. Mesela bu şehir Bursa kısmı. Şurayı bir veri olarak tutalım. Burası benim. Bu da kırmızı olsun. Yok, içini dolduracağım. Bir dakika, içini doldurulmuş öyle. Burası benim. İşte şehir Bursa adlı değişkenim. Burası bir başka değişkenim. Burayı da dolduralım. İşte burası yeşil olsun şeklinde. Hatta şurayı da dolduralım. Şeklinde ne olacak? Olacak. Programlamada sayma işlemleri sıfırdan başlıyor dedik. Ondan sonra. Şimdi bir de bahsedeceğim bir değer daha var. Biz değişken tanımlaması yaparken char'la ilgili kullanacağımız verinin kaç karakter olduğunu önceden belleğe bildiriyoruz. Mesela şehir dedim. Şehir dedikten sonra Türkiye'deki şehirleri düşün. En uzun şehir ismi nerede? Kahramanmaraş'ta. İşte Kahraman 8 harf, Maraş 13 harf, toplamda şey Maraş 5 harf, toplamda 13 harf oluyor. Bunu 13 olarak bildirmem gerekiyor program. Hani ben şehir kullanacağım. Hani burada Muş mesela 3 harf, Van 3 harf. 3 harfli şehirler de gelebilir ama 13 harfli şehirler de gelebilir. O zaman benim ne yapmam gerekiyor biliyor musunuz? En maksimum olan veriye göre işlemlerimi yapmam gerekiyor. Şimdi şehir dedikten sonra o şehir adlı verilerimle ilgili bellekte ayıracağım alan benim 13 oluyor. Bellekte ayıracağım alanı da köşeli parantez içerisinde ne yapıyorum? Listeli gösteriyorum bu şekilde. Köşeli parantez içerisinde gösteriyorum bunu da. Bunu da başka bir renk yapalım şöyle.
Ondan sonra başka ne kaldı? Ha, geldik bir başka konuya. Peki hocam şöyle bir şey var. Diyelim ki biz 4 karakterlik alan ayırdık. 5 karakter kullandık. O zaman ne yapar biliyor musunuz? İlk 4 karakteri alır. 5. karakteri almaz. Birazdan göreceksiniz örnekte. Veya hocam işte 4 karakterlik alan ayırdık ama 2 karakter kullandık. O zaman kalan 2 karakteri ne yapar biliyor musunuz? Null değer atar. Bu bellekte gereksiz yer işgal eder. Şöyle düşünün. Yazın çok susadınız. Sıcak bir Ağustos ayında. Belki de bu videoyu sıcak bir Ağustos ayında seyrediyor olacaksınız. Şu anda biz serin ve soğuk bir Şubat akşamında videoyu kaydediyoruz. Eve geldiniz. Bir öğlen vakti su içeceksiniz. Masanın üstünde içmeniz için alternatifler var. Birinci yöntem mesela bir bardak var. Şöyle genişçe yaklaşık yarım litreye yakın su alan bir bardak. İkinci alternatif 1 litrelik bir şişe var. Üçüncü alternatif 5 litrelik bir şişe var. Dördüncü alternatif de 19 litrelik bir damacana var. Şimdi dördüyle de su içerek susuzluğunuzu giderebilirsiniz. Ama 19 litrelik damacanayı havaya kaldırmakla bir bardak suyu havaya kaldırmak arasında çok ciddi bir enerji farkı olacak. Sizi birisi çok yararken diğeri neredeyse hiç yormayacak ve susuzluğunuzu gidereceksiniz. Yine olay algoritmaya çıkıyor. Doğru şeyi doğru zamanda doğru yerde kullanmak. Susuzluğumu gidermek istiyorum ama bunu en doğru şekilde yaparak gidermek istiyorum. Yani 19 litre damacanayı kafaya diktiğim zaman yine susuzluğum gider mi benim? Evet gider ama orada bardak varken neden onu kafama dikeyim, değil mi? Amaç doğru şeyi doğru zamanda doğru yerde kullanmak. Hadi gelin kodlara başlayalım. Şöyle nerede kaldık? Ders 2 diyelim hadi. Ders 2.1 diyelim. File kısmına geliyorum. New Project diyorum. Console Application C Project dedim. Ders 2.1 olsun. İkinci dersin ilk örneği. Okey dedim. Ders 2 diye bu dersten önce bir hazırlık yaptım. O yüzden ders 2 daha önce var. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Keşke bunu geçen ders söyleseydim. Şu parantezin içini silin. Bunları zamanı gelince kullanacağız arkadaşlar. Parantezin içi bu şekilde şimdilik boş kalsın, tamam mı? Hani boş kaldığında da çalıştığını size göstereyim şöyle. Deneme dedim. Noktalı virgülümü koydum. Ondan sonra şurada benim Compile, Run ve Compile and Run şeklinde 3 tane butonum var, ikonum var. Bunlardan Compile and Run'ı seçiyorum. Derle ve çalıştır. Ne olarak kaydedilsin? Şu ders 2'yi silelim de. Bir dakika, şunu ben bir sileyim. Ders 2 olarak kaydedelim. Kaydet dedim, ders 2 vardı. Evet dedim, değiştir. Deneme dedi. Deneme kontrol yazalım. Bir daha deneyelim. Deneme kontrol geldi. Şimdi o parantez içindeki komutları yine ilerleyen derslerde size anlatacağım. Şimdi değişken tanımlama işlemi nasıl yapılıyor? Peki bakın, değişken tanımlama işlemi şöyle yapılıyor arkadaşlar. Önce değişken türü, ondan sonra boşluk, değişken adı, sonra eşittir ona vereceğimiz değerler, veriler. Şimdi benim değişkenim ne? Değişken türüm char. Char kullanacağım dedim. Şimdi C yazıp kontrol boşluk yaptığım zaman arkadaşlar burada bana kullanabileceğim komutlar geliyor. Otomatik tamamlama diyoruz buna. Ben mesela ne seçiyorum? Normal char'ı bit, max ve min olarak değerler var. Bunlardan da bahsedeceğim sizlere ayrı ayrı. Şimdi sadece temel bir yazdırma komutuyla başlayalım. Şimdi char dedim. Char dedikten sonra mesela ne tutalım? Hafızada bir personel adı tutalım. Ne olsun? Ya da kitap adı tutalım. Kitap ad olsun. Kitap adı için kaç karakterlik bellekte yer ayıralım? Mesela 20 karakterlik yer ayırdım. Tamam. Eşittir dedim. Pardon. Char 20 demeyelim. Char isim yazıp ondan sonra 20 diyelim. Char kitap adı köşeli parantez 20. Eşittir. Çift tırnak içerisinde bir tane kitap adı giriyorum. İşte ne olsun? Mesela Gogol'un müfettiş olsun. Müfettis dedim. Noktalı virgülümü koydum. Şuraya da bir U harfi koyalım. Müfettis olsun. Şimdi kitap adı adında bir tane değişkenim var benim. Mesela KI yazdığım zaman kontrol boşluk yaptığımda bu şekilde artık kitap adı bana geliyor. Şimdi geldik yazdırma işlemine. Yazdırma işleminde normalde ne yapıyorduk? İşte printf parantez içinde yazacağımız değer. Şimdi ben kitap adını yazdırmak istiyorum ama C dilinde yazdırma işlemi için kullanılan özel bir komut var. O da çift tırnaklar içerisinde kullanılan %S komutu.
komutu. Buradaki ise scan'dan geliyor. Scan da ekranda göstermek, listelemek anlamına geliyor. Ekranda göstermek anlamında hani scanner tarayıcı, işte scan taramak gibi anlamları var ama Google'a scan yazdığınız zaman orada ekranda göstermek şeklinde bir tane anlamı var. O anlam şu an bizim için kullanacağımız en doğru karşılık. Printf dedikten sonra çift tırnağımı açıyorum. Bir tane %S koyuyorum. Bir virgül diyorum. Virgül dedikten sonra KI yaptım. Kontrol boşluk dedim. Enter dedim. Ne yaptı? Kitap adını kendisi doldurdu. Burada %S'nin karşılığı ilgili değişken. İlk değişken ilk yüzdesi. Ben mesela neyse birazdan anlatayım. Kafanız karışmasın. Şimdi ben bunu bir çalıştırayım. Compile and run dedim. Burada bir hata aldım. Neden? Diyor ki array of inoperate type from string constant. Char dedim. Char dedikten sonra bir dakika buldum ya. Şöyle. Küçük c olacak. Şimdi çalıştırdım. Müfettiş ne oldu? Karşıma gelmiş oldu. Büyük C yazdığım için hata verdi bana. Küçük c olacaktı. Şimdi yeniden çalıştırayım şöyle. Ne yaptı? Bana müfettişi getirmiş oldu. Şimdi müfettiş geldi. Güzel. Ondan sonra şimdi ben bir tane daha değişken tanımlayacağım altını. Örneğin şöyle. Char diyorum. Kitap yazar. Kitap yazar isminde bir değişken tanımladım. Tamam mı? Köşeli parantezimi açtım. Yazarın da boyutu 10 olsun. Eşittir dedim. İşte müfettişin yazarı kim? Google. Noktalı virgülümü koydum. Ondan sonra şimdi mesela bunu altına yazalım. Printf dedim. Parantezimi açtım. Çift tırnak. Yüzde. S virgül. Virgül. Y yaptım. Kontrol boşluk yaptım. Gelmedi. Ama KI yapıp boşluk yaptığım zaman ne yaptı? Kitap yazar ve kitap adı geldi. Kitap yazar dedim. İlk başta Y yapmamın sebebi direkt yazar diye tanımladığımı zannettim ya. O yüzden. Compile and run dedim. Ne yaptı? Müfettiş ve Google'u yan yana yazdı. Mesela ne yapabiliriz? Yüzde S'den sonra bir tane slash n koyarız buraya. Tamam mı? Compile and run derim. Ne yaptı? Müfettiş ve Google'u alt alta yazmış oldu. Şimdi bunu arkadaşlar küçük bir menü haline daha getirelim. Dünkü gibi. Nasıl? Mesela şöyle. Şimdi işte kitap adı iki nokta üst üste müfettiş, kitap yazarı iki nokta üst üste Google şeklinde ne yapsın? Bana yazsın. Şimdi bunun için yüzde S nereye geliyor biliyor musunuz? Bakın önce şunları ben bir açıklama satırı yapayım. Açıklama satırlarını uzun yapmak için slash yıldızla başlatırsınız. Yıldız slash ile bitirsiniz. Slash yıldız bloğu arasında kalan veriler açıklama satırı olur. Tıpkı şu üst satırda olduğu gibi. Şimdi yine bir değişken daha tanımlıyorum. İşte char kitap sayfa. Kitap sayfası eşittir dedim. Ya da kitap tür olsun. Kitap tür. Köşeli parantez açalım. Kitap türü için 10 karakterlik bellekte yer ayıralım. Parantezimi açtım. Kitap türü ne olsun? Müfettiş. Mesela bir tiyatro kitabı. Noktalı virgülümü koydum. Sonra printf dedim. Parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde. Kitap türü. 2 nokta üst üste. Yüzde S. Yüzde S'nin olduğu yere değişken gelecek. Değişkendeki veri gelecek daha doğrusu. Kitap türü dedim. Noktalı virgülümü koydum. Compile and run dediğim zaman kitap türü 2 nokta üst üste tiyatro geldi. Ben buraya mesela 1, 2, 3 tane daha boşluk bırakıp yeniden çalıştırdığım zaman o da bana ekran çıktısında 3 tane boşluk bırakmış oldu. Şimdi tekrar silelim boşlukları. Ondan sonra bir şey daha söyleyecektim. Ha. Veriyi taşıralım. Mesela kitap türü için 10 karakter kullanmıştım. Ondan sonra tiyatro kitabı diyelim mesela. Tiyatro kitabı. Şimdi nereye kadar alacak biliyor musunuz? Tiyatroya kadar olan kısım tiyatro. 7 karakter. Bir karakter boşluk 8. K9 i10. Tiyatro ki alacak. Tabi kısmını almayacaktır muhtemelen. Compile and run dedim. Tiyatro ki kısmını aldı. Tabi kısmını almadı. Şimdi bunu küçük bir menü haline getirelim. Ondan sonra dersi yavaş yavaş sonlandıralım. Char dedim. Char. Kitap at. Köşeli parantezimi açtım. Kitap adı için 20 karakter ayıralım. Eşittir. Şimdi kitap adı için neyle başlayalım? Mesela avcunuzdaki kelebek. 20 karakteri geçer mi bu? 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tam 20 mi yapıyor? Bir bakayım. Tam sığsın. Hatta bir yazdırıp bir kontrol edelim önce. Hiç saymayalım biz. Printf. %S virgül kitap attı.
diyelim. Bir yazdıralım bakalım tamamı sığacak mı? Compile and run dedim. Ne hatası vardı? Function. Ha, şurada noktalı virgül yok. Compile and run dedim. Tamam, avucunuzdaki kelebek tam sığdı. Güzel. Şimdi char kitap at. Ondan sonra devam edelim. Char yazar. Köşeli parantez. Yazar için 30 karakter ayırıyorum. Eşittir. İşte Ahmet. Şerif. Is. Goran. Olsun. Noktalı virgül. Sonra char. Türü. Köşeli parantez. 10 olsun. 10 karakter yeter. Hikaye diyelim aslında. Hikaye, küçük küçük hikayeler de var içinde. Ondan sonra char. Sayfa. Şimdi sayfa için 3 karakter ayırabilirim. Neden? İşte maksimum 999 yazarım. Hani oradaki karakter ne oluyor? Her bir basamak. İşte kaç basamak? İşte maksimum 3 basamaklı olduğuna kaç sayfa diyelim? 124 sayfa. Rastgele yazdım. Noktalı virgül. Ondan sonra bir de son olarak işte char basım yıl. Basım yıl dedim. Bu da basım yılda 4 karakter eşittir. İşte kaç olsun? 2000. 2001 olsun. Noktalı virgülünü koydum. Şimdi bu verileri tek tek yazdıracağım. Printf. Printf'le önce yukarı bir tane şey yazdıralım. Hani dün yıldızlar oluşturmuştuk. Öyle bir şey yapalım. Printf parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yıl ya da 8 tane yıldız. Bir boşluk. Kitap. Tanıtım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olsun. Noktalı virgülümü koydum. Sonra printf parantezimi açtım çift tırnak içerisinde kitap ad 2 nokta üst üste 100 dese ondan sonra bir boşluk bir tire bırakalım buraya kitap yazar 2 nokta üst üste buraya bir yüzde s daha koydum. Şimdi birinci yüzde s için ne gelecek? Kitap ad gelecek virgül. İkinci yüzde s için ne gelecek? Kontrol boşluk yaptım ya yazıp yazar geldi. Şimdi buraya kadar olan kısmı bir çalıştıralım bakalım. Compile and run dedim. Kitap tanıtımdan sonra şöyle bir slash hani şuraya koyup çalıştırayım. Kitap tanıtım. Kitap at avcumuzdaki kelebek. Bir slash'an daha hatta iki tane daha slash'an olsun. Yeniden çalıştırdım. Şöyle kitap tanıtım. Kitap adı avcunuzdaki kelebek tire kitap yazar Ahmet Şerif İzgören. Sonra devamını altına yazdıralım. Mesela printf parantezimi açtım. Türü iki nokta üst üste yüzde s virgül işte türü kısmına türü gelecek noktalı virgül. Ondan sonra printf parantezimi açtım çift tırnak içerisinde sayfa sayısı iki nokta üst üste yüzde s virgül buraya sayfa değişkenim gelecek noktalı virgül. Ondan sonra printf yazdım. Ondan sonra enter'a bastım. Kendi otomatik tamamladı. Basim yeli. 2 nokta üst üste bir yüzde s de buraya virgül bas yazdım. Kontrol boşluk enter noktalı virgülümü koydum. Sorunsuz bir şekilde çalışması gerekiyor. Compile and run dedim. Ama slash'enler olmadığı için yan yana yazdırdı. Hemen şöyle. Şuradan sonra bir slash'en. Buradan sonra bir slash'en. Ve şuradan sonra da bir slash diyorum. Yeniden compile and run yaptım. Kitap at avcunuzdaki kelebek tire kitap yazar Ahmet Şerif İzgören. Türü hikaye sayfa sayısı 124. Basım yılı 2001 şeklinde ne oldu? Benim string verilerimi bu şekilde ekranıma scan yani ekranda göstermiş oldum. Anlaşıldığını düşünüyor ve umut ediyorum. Kolay. Vallahi kolay. Örnek, bol bol örnek, bol bol pratik yapın. Bu örneği tekrar uygulayın, kendiniz örnekler yapın. İnternette bir sürü PDF var, onlara bakın. Başka videolara bakın. Ondan sonra, yani zamanla olur ya, zamanla kendinizi geliştirirsiniz. Bol bol örnek ve pratik. 24-25 dakika kadar oldu sanırım, 56 geçe başlamıştık. Söyleyeceklerim bu kadar. İkinci derste böyle. String değişkenler bu şekilde. Ondan sonra gelecek derste kullanıcıdan bu kez veri alacağız. Onları anlatacağım. Hani adını, kitap adını, kitap yazarını biz girmeyelim de kullanıcı girsin. Sonra bunları da menü şeklinde listeletelim. Böyle böyle dersler devam edecek.
Keyifli bir dersin daha sonuna geldik. Benim adıma keyifliydi. İnşallah sizler için de keyifli olmuştur. Üçüncü derste görüşmek üzere. İyi geceler, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.